Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tülbentimiz gördüğünüz gibi şöyle güzel çiçekleri olan ama tülbent çok ucuz fiyata, cüz'ü fiyata aldım. Markası Cenk ve Yareyyan değil arkadaşlar. Şöyle huzurlu ipek diye yazıyor. Tanıtım amaçlı aldım bunu sadece sizlere böyle model göstermek için kullanmak için değil. Hani cenk yiyen gibi ipeğimsi değil. Ucuz olduğu için 6 lira. Şimdi herhalde o fiyat. Bu şekilde almıştım sırf sadece çiçekli içi dolu tülbentle sizlere güzel modeller anlatabilmek için. Bugün size arkadaşlar tığlama işini göstereceğim. İpimle bakın şu açık rengine uygun herhalde. Şöyle kenardan tülbentin kenarı kıvırımı nasıl olur, nasıl yapılır? herkes mesela ön tarafı doğru kıvırıyor arkadaşlar ben arka tarafı doğru kıvırıyorum şöyle bir de sahte sık iğne ile kıvırma var iki çeşit İkisini de sizlere bugün anlatacağım Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar şöyle iki zincir çekerek ipimi tığıma tutturarak başlıyorum bakın burada yapacağınız püf nokta şu kenar kısmı var ya arkadaşlar bu kalın olan bu kesilmiş olan değil de bu kenar kısmı mesela bakın buraya kadar buradan burası kalın buradan sonra dokuma işlemi başlıyor yemenin onun dibinden şöyle tutuyorum ben bakın hiç kıvırmadan de hani elimiz ilk önce kıvırırdık başlardık benim işaretim bu bunu buradan bu şekilde bakın sık iğne ile sabitliyorum ve iki tane zincir çekiyorum şimdi iki tane zincirimizi çektik. 2 de olur, 3 de olur tığ battığımıza göre. Arkaya doğru bakın. Şu kısım, uç kısmı şöyle parmağımın arasında arkaya doğru kıvırıyorum. Ben bu şekilde rahat yapıyorum arkadaşlar. Çünkü hani önü ön tarafına kıvırıldığı takdirde ön tarafında hani ters mi düz mü yüzü olduğu belli olmuyor. Bakın bu şekilde sabitliyorum. İki zincir çekiyorum. Zaten yönünü bu şekilde belirledik ya arkadaşlar. Şöyle hafif kıvırmakla aynı şeye geliyor. Bakın sadece o beyazlık kısmını bu şekilde kaybediyorum. 2 zincir çekiyorum. Şöyle göz kararı iki zincirin uzunluğundaki yere bu şekilde tığ battım ile kapatıyorum. Evet, bu kadarcık bakın 2 santim 3 santim ileriden başlayıp şöyle ilerleyeceğiz. 1 2. Bu tarafta zaten hiç belli bile olmuyor. Alta filan hani tülbentinizin alt tarafına katlayın filan diyorlar bazen. Ee, buradan sahte sık iğne ile de sonuncunun içinden dönüp gelince buradan girince arkadaşlar bu ilk yaptığımız yuvadan girince bitirdik mesela buraya kadar geldik. Buraya kadar geldi iki zincir çekip buradaki sık iğnenin içinden girip bitirirsek hiç belli bile olmuyor yani tığ battının en son yakın kısmının olduğu belli bile olmuyor. Şöyle bir iki zincirimi çekiyorum. Ee, seri yapmaktan püf noktalarını vererek bu şekilde anlatıyorum arkadaşlar. Şöyle köşeye kadar yapalım. Evet arkadaşlar bakın bu kalın çizgiyi hiç kaybetmeden sonra şöyle iki batı wattlı kadar geldik. Şimdi köşeyi çevireceğiz iki zincirimi çektim bakın bu kıvrımdan hafif şöyle bakın iki tığ battı önceden bir tığ battı önceden bırakırsanız dönemezsiniz bakın hafif şöyle arkadan görünüyor sertlik sola meyil ettiriyorum arkadaşlar iki tığ battı önceden bir tığ battı yaparsanız veya hiç bırakmazsanız orada kazık gibi kalır iki tığ battı önceden yönünü belirleyin ki bakın kendiliğinden yönünü belirliyor arkadaşlar şöyle şöyle hafif hafif bakın yönünü çevirdik bir de hani eliniz ıslarsanız daha da ince olur bu kısmı şöyle ben elim ıslayarak yaptığım zaman hani eliniz ıslak olursa kıvırma işleminizi daha düzgün yaparsınız Islak elle bakın daha incecik oluyor el kuruduğu için çevirme işi kalın oluyor şöyle daha ince oluyor bakın. şimdi buradan arkadan sertliği görüyorsunuz arkadaşlar bu şekilde çeviriyoruz hemen tekrar iki zincir şöyle iyice kıvırdım bakın. köşe kıvırımı kolay aslında elinizi ıslatırsanız ıslak olursa daha ince kıvırsanız kuru elle arkadaşlar kalın olur bakın bu şekilde köşemizi döndük iki zincirimizi çektik yine şöyle aynı kalınlıkta kıvırıyoruz. Islak olacak. Bir de iki santim, şey iki tığ battı. Önceden hemen yönünü arkaya meyil ettireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde. Evet, kenar tığlaması da dönüşü de köşe dönüşü de bu şekilde. Bir iki zincir. Hemen kıvırıyorum. Bu şekilde bakın. Böyle iki zincirin uzunluğundaki yere iki zincirimi çekiyorum. Hemen sol elle hem kıvırıp hem de şöyle bakın parmağımla onu destek verip tutuyorum. Bir iki zincir. Şöyle hafif arkaya çeviriyorum. Bu şekilde kolay bir kıvrım işlemi oluyor. Şimdi aslında kamerada böyle yavaş gidiyor anlattığım için çok kolay arkadaşlar koltuğun üzerine oturduğunuzda rahat bir şekilde yaparsınız şöyle bir iki zincir ucundan tut aşağı şöyle hafif meyil kıvır iki santim şey iki zincir boyutunda yer belirleyip göz kararı kapatın iki zincir şöyle hafif kıvırıp şu iki parmağımla tutuyorum ve Sabit diyorum. Bir, iki zincir. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu şekilde düz sık iğne ile kapatarak köşemizi döndük. Yaptık. Bir de buradan birazcık da şöyle size sahte sık iğne ile göstereyim. Yine iki zincirimi çekiyorum. Şöyle hafif arkaya doğru kıvırıyorum. Şöyle bakın. Aldık ya. Tığımızdaki ipten geçirip buraya bir sahte sık iğne yapıyorum. Şimdi bir taneden belli olmaz. Biraz örelim arkadaşlar. Bakın. Şöyle kıvırdım. İki zincir boyutundaki göz kararı yere kapatıp buraya sabitin Bakın şöyle daha bir dik bir zürafa duruşu var. 1 iki zincir Yaptıkça daha iyi anlayacaksınız. Şimdi biraz çoğaltalım. Bu şekilde bakalım. İki zincir. Şöyle kıvırıyorum. Aynı şeyi arkadaşlar kaybetmeyin. Şöyle aynı tümseklikli uzunluk. Hani e, Kimisi yukarı çıkarıyor. Kimisi aşağı iniyor. Şu kıvrım e, hizasını aynı yaparsak şöyle güzel bir e, şöyle düz bir kenar zemini yazmamız olur. Evet genelde bu eğrilik e, bu kenar kısımdaki bu arkadaşlar bakın şu dipten bizim başladığımız dipten başlandığı için dümdüz oluyor. Genelde bu kenarı yanık kısımda oluyor. Bu şekilde şöyle dümdüz bir gidiş yapalım. Evet dibine zaten sahte sık otomatik biliyorsunuz her zaman söylerim bir zincir çekilirdi. Bir zincirde şimdi ben üstüne çektim arkaya doğru şu şekilde kıvırdım buradan hemen bakın giriyorum şöyle ki tığımın uzunluğundan tığımın içindeki ilmekten alıp üzerine oturması için bir zincir sahte sık iğnelerde muhakkak bir zincir o sık iğnenin üzerine çekilmezse oturmaz arkadaşlar o bir bolluk halinde olur normal sık iğne gibi olmuyor yani yine hafif kıvırdım bu şekilde şöyle içinden geçiyorum ve Sonra tığındaki ilmekten geçip üzerine bir zincir. Bir zincirde tığ battığım için iki tane zincir. Ve hemen yine zaten kıvrılmış hazır. Bir kıvırma ile iki üç tane yapabilirsiniz. Şöyle yavaş yavaş göstereyim ki arkadaşlar. Marifet örmekte de değil. Sizin daha iyi anlamanızda. Ee, şimdi arkadaşlar bakın bunu iki zincir çektik ama bunun kadar belirgin olmadı. Sahte sık iğnelerde tığlamalar 3 zincir olsun onu söylemeyi unuttum ben kenardaki zincirdi ya o şekilde bakın çok minik oluyor iki zincir o yüzden sahte sık iğnelerde 3 zincir şöyle bir de 3 zincirli çekelim 3 zincirimi çektim şöyle hafif kıvırıyorum bu bir zincir zaten bakın bu ilmeğin üzerine oturtmak için kayboluyor bir de üzerine bir tane çekersek minik bir oluyor o yüzden sahte sık iğnelerin tığlamaları 3 zincir olursa daha güzel duruyor şimdi bakın 3 zincirimizi bu şekilde kapattım şöyle 3 zincirimizi yine çekelim bakın son iki tanesi daha büyük oldu bu iki zincirlere göre şu üç tanesi iki zincir 4 tanesi şuradan bakın buradan gerisi şu sondan ikiye kadar yaptığımız bu dört beş tane minik oldu bakın 3 zincirli olunca gerçekten zürafaya da daha yakın bence sahtesi kıyına biraz uğraştıracağım ama sahte sık iğnenin tığlaması iğne uyasına daha yakın şöyle 3 zincirimi çekiyorum hemen şöyle bir 2 santim ilerleyip bu şekilde kapatıyorum 3 zincir bundan da 3-5 tane yapalım şöyle fazla vaktinizi almayalım 2-3 zincir biri olursa sahte sık ki daha güzel yani 3 zincir olursa daha güzel duruyor tığlamanın içinden geçiyorum sabitliyorum 2 3 zincir Bakın. şöyle hafif arkaya elinizi ıslayabilirsiniz arkadaşlar şimdi ben elimi bıraktığımda kameraya kameranın kaplosuna çarpmamak için telefonu bu şekilde ıslayamıyorum siz ıslayarak yaparsanız bakın inci gibi oluyor şunlar demin dediğim gibi ikişer zincirli olan sondakilerde üçer zincirli olan tığlamamız, bu da normal tığ battı, şey, normal sık ile yaptığımız tığ battılarımız. Evet, şöyle arkadaşlar size e, bir göstermek istedim. Evet, tığlamamız bu şekilde, köşe dönmemiz bu şekilde. Elinizin ayarı tabii yaptıkça alışacak. Bu şekilde. Bir de arkadaşlar şöyle ip koyarak köşe dönmesi var. Onu da gösterelim size. Şimdi arkadaşlar bakın ipimiz bu, bu ipimiz şöyle yorgan ipi kalın yorgan ipi. Ben bunu bu ipi arkadaşlar şöyle un çuvalının ağzını dikiş ipinden sökmüştüm. Bunları böyle boş bir sarıp evde böyle kullanıyorum çiçeğin falan olduğu zaman çıtayı Hani uzun destek alması için ona kullanıyorum bir şey bağlamak için lazım oluyor böyle e, yumurta kolisini sarılan ipler olsun Arkadaşlar e, bu un çuvalının ağzına konulan ipler olsun bunları atmıyorum dikişleri değerlendiriyorum arkadaşlar tasarruflu ve şimdi bunu buraya arka tarafından bakın eli koyduk e, kısımdan şöyle yuvarlayıp ipimizi tutturduk bakın arasına buraya sardık ucu da bu şekilde burada şimdi buraya normal sık iğne yapalım arkadaşlar iki tane yaptık ya hemen tığ battığımızı ara kısmına zaten arkadaşlar bu köşe kısmında değil de genelde eğrilik bu düz kısımda yapılıyor hem de kıvırma işlemi de burada zor oluyor zaten sadece bu orta kısmı e, dikişsiz kısma da yapabilirsiniz diğerlerini kıvrımı kolay olduğu için sadece bu iki kenarın kıvırma işlemine bu ipi kullanabilirsiniz bakın arkadan şöyle görüyorsunuz ipimizi nasıl yerleştirdik arasına kıvrımla beraber onu da kıvırıyoruz zaten bu ip kıvırmamıza yardımcı oluyor çok kolay kıvırılmasını sağlıyor şöyle bakın iki zincirimi çekiyorum Şöyle ipimi kıvırıp hem kameraya bakıp hem ipi kıvır. Birazcık arkadaşlar yavaş ilerliyor. Bir, iki zincir. Siz bunu dediğim gibi koltuklarını da tabii daha rahat yaparsanız kıvırma işlemi. Şöyle bir, iki zincirimi çekiyorum. Hafif kıvırıyorum. Kolay bir şekilde. Köşeleri de bunda dönmesi çok rahat oluyor arkadaşlar. Hani köşe kıvrıldığı için keşke köşenin kıvrılmasından ilk önce iple başlasaydım. Şimdi aklıma geldiği için neyse geçti ama sizin aklınızda bulunsun arkadaşlar. Ben biraz acele ettim video için. Bu şekilde hemen kapatıyorum. Evet, iki zincir hafif kıvırıp kolay da oluyor yapımı gayet herkesin yani yeni başlayanlar hani kıvırmakta zorlanıyor acem olduğu için veya da hani artık ıslamaya da gerek yok bu şekilde elinizi ıslamadan kolay bir şekilde kıvırırsınız şöyle iki parmağınızı hafif çeviriyorum arkaya doğru şimdi arkadaşlar hani öne kıvıran arkadaşlarımız var komşularım da var benim bu şekilde daha güzel gözüküyor. Mesela benim kıvrımım yapamadıkları için beğeniyorlar. Şöyle göstereyim bakın. Siz olsanız yani bu tarafın önde mi durmasını istersiniz? Kıvırma işleminin arkada mı durmasını istersiniz? Şöyle. Yani şu görüntüyü mü istersiniz yoksa şu görüntüyü mü? şu şey arkadaşlar iki zincir çekildiği için önce ince duruyor o incelik şu sıradaki şöyle 5-6 tane incelik o şekilde yani şunun önde durmasından sat arka tarafında durması daha güzel değil mi arkadaşlar Evet bakın bu şekilde birazcık yaptık şimdi şöyle bir ipi çekeyim de bir bakalım elimi çıkarayım bu ipi tutuyoruz bakın buradan şöyle hiç arasına batmadığımız için ip de yün ip arkadaşlar öyle laylon ip gibi dağılmıyor ilmekleri yani içeride top halinde durduğu için siz de bu şekilde yün ipten kullanırsanız daha güzel olur filo ziyade bu şekilde laylon ip kullanırsanız daha sağlama işleminde rahatlık yaşarsınız Evet tığ battı işlemimiz bu kadar arkadaşlar Şöyle her çeşidinden gösterdik. Bakın bu iple beraber kıvırma işlemi. Bu sahte sık iğne yapılan işlem. Köşemizde normal sık iğne ile yaptığımız işlemle yapılan tığ battımız. 3 çeşit şöyle gösterdim. İnşallah sizin de işinize yarayan şöyle bir video olur. Siz demeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.